Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün başlıktan da anlayacağınız üzere ChatGPT'ye bana katil önermesini rica edeceğim ya da emir vereceğim ve onun önerdiği katiller doğrultusunda sırayla her maç farklı katil oynayacağım. Mantık olarak baktığımız zaman çark çevirip hangi katil gelirse onu oynadığım videoyla aynı tarz bir video. Ama çok merak ettim hani ChatGPT nasıl önerecek, ne önerecek? Hem yine farklı katilleri deneyeceğim bir içerik olmuş olur. Öncelikle bir selamımızı verelim arkadaşlar. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Anana sor. Üzgünüm, bu şekilde yardımcı olamam. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi her yapay zekanın bir sıkıntısı var. Sen yapay zekaysan şu an gidip anana sorup gelip cevap vermen lazımdı bana. Neyse, hadi tamam, bu açıkları affediyoruz şimdilik. Bana video çekmem için Dead by Daylight oyunundan bir tane katil önerir misin? Allah senin belanı versin. Senin gibi yapay zekayı kodlayanı s**eyim. Yemin ediyorum, hangi katili istemiyorsanız diye sorsanız 3 tane sayardım. Onlardan birisini söyledi ya. Turk de yok hesapta, bu ne ya? Arkadaşlar, lobiye gelen adamın Steam profilindeki yoruma bakın. Oğlum yani korku filmi tesadüfü gibi bir şey şu an, bak başıma bir şey gelecek vallahi, bir işkillendim he. Bazı katiller var mesela, ne yaparsan yap beceremiyorsun onları yani. Kimisine çok basit gelen katilleri sen beceremiyorsun. Mesela Ghostface de öyle bir karakter. Ben kendim Ghostface oynarken Ghostface'e karşı oynamaktan daha tedirgin oluyorum. Bir de Allah'ın belası map'i vermiş. Gizlilik açısından aslında fena bir map değil ama. Şöyle bir saklanma moduna hemen girelim arkadaşlar. Acaba neredeki jende doğmuşlardır ya? Bahçede misiniz lan? Aha. Ne ara yurdun açtın ya? Bunu stoklayabildik mi? Çeyreğe kadar getirebilmişiz. Burada sıkışması şahane oldu. Oo, bu iyi sattı, iyi sattı bu. Çok temiz sattı. Tekrardan bir saklama moduna geçelim. Oo, lan kim açmaya çalıştı beni? Şu lehimciye hemen gitmem lazım. Zaten şu an arkadaşlar stalklayabilirdim ama şöyle yaparak daha iyi yapmış olabiliriz. Bir dakika arkadaşlar, boğazıma bir şey oluyor. Şimdi şunun anasına nasıl zevalge, bir izleyin arkadaşlar. Bak şimdi bak, ChatGPT anana sor dedim ya, asıl bunun anasına sorması lazım. Ne oluyor oğlum, ne yapıyor bunlar? Değdi mi? Şu an değdi mi yani? Sadece sana bunu soruyorum. Değdi mi? 25 tane hook yediniz ya şu an. Ama işte stalklama adına yine şuradan aslında kancayı stalklardım da campliyor sayar. Tamam yine. Vallahi billahi can bu karakteri ya. Lan anasını deldiğim. Yürüyemiyordun lan pezevenk. Salak pezevenk, yürüyemiyorsun ya. Yürüyemiyorsun oğlum, yürüyemiyorsun haritada. Yürüyemiyorsun, neyin şovu bu ya? Lan neyin şovu oğlum? Alo. Arkadaşlar, az önce kötü bir hareket yedik. Ufak bir namus kirlenmesi yaşamış olabiliriz. Şurada bekleyeceğim özelliğimin geri gelmesini. Oğlum kancadaki açamasın beni ya. Allah'ım, bu katil gerçekten hiçbir zaman iyi... Ne oluyor lan? İyi iyi, biraz arttırdık, biraz arttırdık. Sallıyor ne benzi? Ya David, tam David. Ananı avradını. Abort, abort. Lan salıyorsan niye wiggle atıyorsun gerizekalı? Hah, tamam yetiştirdim arkadaşlar. Çık lan. Bu arada eklentim var. Şeyi arttırıyor. 10 saniye daha kalıyor. Tek yeme modunda. Efendice bir tekimizi atalım artık. Ya derken. Allah Allah bak. Allah başıma gelecekler önceden biliyormuş gibi. Bir şeyler oluyor arkadaşlar bu maç. Bir dodge yiyorum. Bir 180'e yakın bir şeyler yiyorum. Lan şu jene gelseler ne güzel olur ya şuradan. Aha. Vallahi bak, keşke başka bir seçteseymiş. Mikaela'yı öyle bir bıraktım ki 99'da. Tamam artık, hangisine denk gelirse. Bu arada eğilerek stalklayınca daha fazla stalk puanı veriyordu. Yani daha hızlı stalklıyorduk. Ama bunu her seferinde unutuyorum. Her seferinde unutuyorum. Niye böyle yapıyorum bilmiyorum. Mikaela, çok güçlü bir yere girdin ya. Neyse ki atladın oradan. Geri tırmanma şansın yok. Oradaki palette yemiştik. Oğlum bayağı uzun sürüyor lan tek atmam. Ta nerede stalkladım? Haritayı dolandık, hala yarısında. Güzel güzel, bu eklenti iyiymiş. İzindeyim oğlum. Tam şu an... Ghostface filmleri gibi derken aynen. Aynen, Ghostface'in filmlerinde de kesin hashtag'den kaçarlar anasını satayım. Oğlum Michael da stalker katil. Michael'ı niye açamıyoruz o zaman? Onu da açak. Bu garibanın ne suçu var arkadaşlar? Bu da filmlerinde güçlü. Evet arkadaşlar, ilk maçı kazasız belasız atlattık. Şimdi bir tane daha önersin bakalım. Merhaba. Önereceğin katili sikeyim. Şaka şaka. Başka bir katil önerebilir misin? Güzel. Aferin bak, bu sefer iyisin iyisin. Zeka, yapay zeka iyisin. Kulaklığın sesini öyle bir fullledim ki sızlanma seslerini duydum.
uyuyayım diye. Bu arada hastane atmışlar. Yani ben Clutter oynarken beni bir kapalı map'e sokmayın ya arkadaşlar ya. Klozrofobim var diyorum kardeşim ya. Yeni bahane kilidi açıldı. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Özelliğimi hızlandıran ve süresini arttıran eklenti taktım. Alo, Claudette Hanım. Zayıf halka bulundu mu? Zayıf halka bulundu mu yoksa? Senin önüne çıkarım ki buradan. Oo, bu halkadaki sadaka olabilir. Bunu beyaza asmayacağım şu an, yani değmez bile. Ne ayak? Bunu yapmıyoruz değil mi? Aman diyeyim, öyle bir şey çocuklar. Bu kendi kendine başlamıştır. Siz yapmamışsınızdır bunu. Bak işte. Bak işte. Bir yılan görüldü. Şunu yaralayıp hemen özellikle hızlıca indiririz. Ne dediniz o işe? Ulan hiç de karşılarına palet malet bir şey çıkmıyor ha. Ama ona ne gerek verdik şimdi? İz gördün mü? Affetmem bak. Bir iz görünce, bir de bupa görünce affetmem arkadaşlar. Az önce affetmiş olabiliriz minik bir şekilde. Bak kankam, çok hatalı oynuyorsunuz. Bunu fake'ler miyim sizce? Özel katıyor gibi. Anlıyor musun lan? Şşş. Ses olayları olduğu için tabii. Oğlum götümü mü aydınlatıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hangi cende, o şu muydu? Evet buymuş. Burada bir Claudette'çık var. Onu görmediğimi zannediyor. Birazcık bebek survivor'lara denk geldik sanırım. MMR'ına sıçtığımın oyunu. Yemin ediyorum bak, bir maç Eiran gibi adamlar veriyor karşıma. Bir maç önünü görmeyenleri veriyor. Video çektiğim saatten dolayı galiba ya. Birisi geçen şey yazmış, acayip mantıklı geldi. Oyunda survivor tarafı azaldığı için... Lan bu kim amına? Bir dakika anlatacağım. Oyunda survivor tarafı azaldığı için hani MMR'a bakmıyor oyun artık. Ne gelirse o an hani kimi bulursa karşına atıyor. 100 saatli adamın karşısına 3000 saatli adam da gelebiliyor. 3000 saatli adamın karşısına 100 saatli adam da gelebiliyor. Ah be Claudette'cim. Yani ne yapıyorsun değil mi? Allah Allah. Salıyorsunuz mu maçı? Bence salıyorsunuzdur ya. Ya sen üst kata çıktın. Sen bir de terası görmek istiyorsun. Ona göre mi alacaksın evi? Laracım merhaba. Artık biraz oynayalım ya. Şöyle bir fake. Her zaman işe yarar arkadaşlar. Kurbanın sizi görmediği spotlarda paletten gidiyor gibi yaparsanız her zaman işe yarar. Sol tarafta yer yokmuş ya. Bu biraz... Sakin ol. Güçlü spot. Kıvrak attı. Onu alacak. Almadı. Bunu almayacaksan hani buradan git de değil mi güzel kardeşim? Ben de campliyor gibi görünmeyeyim. Diğer arkadaşın da onu alsın. Sen kendin alacaksın galiba. Oh man, nasıl ona vurdum adamım? Bu oyunun bazı iç içe hitleri böyle çok değişik oluyor. O kancadakine vurmak istesem hit buna giderdi, biliyorsunuz değil mi? Böyle de yavşak bir oyundur kendisi. 2018 yılından beri oynarım. Ya bu oyunun eski survivor mekanikleri acayip güzeldi ya. Gerçekten bak. Ne yapıyorsun, gel şuraya ya. Onu... ha? Bir şey diyeceğim, o niye düştü? Mentte falan mıydı o, görmedim. Editlerken bakmam lazım. Allah aşkına tansiyonu falan mı şey oldu, ne oldu? Şekeri mi çıktı? Bu niye bayıldı lan bir anda yerde? Rahmetliden kalan son hatıra. Başka bir katil önerebilir misin? Tabii ki diğer önerim The Huntress olacak. Okey. Bak, 1 Simo Hayha, 2 Vasily Zaitsev, 3 de ben. Öyle bir Huntress'im vardır arkadaşlar yani. Bu arada burayı da kurbanlar attı. Yani bir rahat durmuyorlar. Bir demiyorlar ki yani bir oyunda başka bir map oynayalım ya. İki kişi bir cene oturdu galiba, aynen. Oo, Killer Shack de bir de. Ne yapacak peki, burada dönmeye devam edecek? Hayır. Kaçıyor. Woohoo! Ne dedim ben? 5 dakika önce ne dedim arkadaşlar? Oğlum bak, biraz daha iyi oynarsam Zaitsev'i de geçerim. Aa, tek yiyor. Şeyim var. Hepinizin var biliyorum. Ama ondan bahsetmedim. Tek yiyor tek. Çivili tabutum var. Dolaba girmiş, oradan çıkmış enayi. Hızlı balta alayım falan diye şey koymuştum. Bak şimdi balta alış hızına bak. Bak 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 bak. İncelemiyor bile baltayı. Boş ver diyor. Yeter ki kesici bir şey olsun. Bak şimdi bak, onu aldı, bunu almaya gelecek. Hesaplıyorum. 3, 4, 8, 11 healladı. 5, 6, 7. Ah lan. Hesaplamalarımızda ufak bir kriz çıktı arkadaşlar. Onu da healleyeceğim ama onu healamak istemezsin bence. Ben bunu nasıl sobeleyim şimdi arkadaşlar? Bacı sen çekil. Aa, gireceğim mi içeri? Ih. Şöyle baltamızı hızlıca alalım. Allah'ım ya Rabbim ya. İki tane lehimci yanı. Dur bir tanesini patlatalım şöyle beyaz kancayla. Devam ediliyor mu hala cene? Alo. Seni görmediğimi mi sandın lan?
Ha, seni görmediğimi mi sandın oğlum? Simo-Hai-Ha kış savaşında ne yaparmış arkadaşlar? Işık yansımasından yeri belli olmasın diye dürbün bile kullanmazmış, dürbün. Ben de onun bir altıyım işte. Benim de dürbünüm yok. Hem de ben balta fırlatıyorum, mermi de değil. Adam baltanın geldiğini görüyor yani. Benim işim daha zor bence. Mırıbı. O hit neymiş lan? O hit neymiş o hit ha? Oğlum ne oluyor? Bana şu an, yani ben bana şu an tren çarpıyor zannettim mesela. Anasının götü, kuşu vurduk anasını satayım ya. Suçsuz günahsız göç eden kuşu vurduk ya. Neydi o hit arkadaşlar? Onu biraz konuşalım istiyorsanız ya. Bacırotto. Ha direkt gittin oradan. Akıllısın akıllısın, aferin aferin. Kafanıza vura vura öğreteceğim size bu oyunu. Ama çok da gitme lan. Şşş, balta açıma gir de balta atayım. Alo, nereye gittin? Ne yapıyorsun burada? Lan var ya. Ah hayy. Ah hayy. Ya güzel kardeşim, sen sürekli çıkacaksın mı böyle her yerden? Bana bir anlat bakayım. Arkadaşlar bunlar bakın sıradan bir balta değil. Sizin için sıradan bir balta olarak görünebilir. Benim için mermi. Her birisi mermi niteliğinde. Ay oğlum var ya. Vallahi maşallah. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar şimdi. Zaysev maysev benim götümü yesin ya. La 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 la. Şu fareye de bir bakın. Şu fareye de bir bakın şu fareye. Ah canı sağ. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dead by Daylight yönetimi kempi engelledi. Geri zekalı herif. Salak, Allah belanı vermesin lan senin. Senin yapacağın işi kapak olsun diye başarım aldım. Adama var ya, adamı göt ettim diye başarım aldım ya. Aklı sıra heçin üstünde durup bana t-back atacaktı. Baltayı vurduktan sonra o kadar saçma bir yere düştü ki adam. Şey atamadı, M1 basıp yılan gibi gidiyor ya, onu yapamadı. Evet gençler, son maç için bir katil daha isteyelim. Evet uyuyor galiba ChatGPT. Alo. Arkadaşlar bir F5 atıyorum. Tekrar oluştur. Ya yapay zekayı bozmayı nasıl becerdim? Ne oldu oğlum? Alo, öldün mü lan? Evet her şey inanılmaz gerçekten. Yapay zekaya bir şey yaptık. Küstü mü ne yaptı anana sor deyince anlamadım. Oturumdan çıktım, normal bir şekilde soracağım şimdi arkadaşlar. Trickster, okey. Onun benzersiz yetenekleri ve kural dışı oyun tarzı. Bana diyor galiba, çok teşekkür ederim ChatGPT'ci. Uykum geldi maçı beklerken, hadi ya. Bu lobby bulma sorunu umarım yakın zamanda düzelir ya. Bu neymiş arkadaşlar? 52 tane bıçağımız var. 50'sini de ıskaladık. Güzel 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 güzel, 5-6 tane tutturduk. Oo, burada kalması şahane oldu. Ana etkinliğimiz hemen ona sonradan geçebiliyor muyum bekletip? Yoksa geldiği sıra geçmem mi gerekiyor? Onu bir hemen şey yapacağız arkadaşlar şimdi. Bana bir daha oradan bakarsan var ya, senin için hiç hoş olmayan sonuçlar doğabilir. Evet, ana etkinliğime zamanında geçmem gerekiyormuş. Ya bu tarz spotlar da çok zor bu katil için ya. Tamam, sana şu paleti bir devirttirelim. Hatta bir tane hasar verelim, öyle devir, çok güzel. Hemen bir bıçaklarımızı yenileyelim arkadaşlar, onu belki kovalamaya devam ederim. Hayda! Lehimci yandıysa işler değişir. Bir purpo en çok lehimci yandığı zaman mutsuz olur arkadaşlar. Bari süresine yetişeydim ya bitirmeden. Geldiğimi duydular diyeceğim, ne yazar duymalar değil mi? Gel lan buraya! Arkadaşlar bir dakika. Ana etkinliğe geçip ağız burun kırabilirim şu an. Şunu da yaralar mıyız ya? Belki yaralardım da. Bıçakları biraz daha iyi atarsak olacak bir iş. Oğlum sen niye beni üstüne çekip duruyorsun lan? Gel lan gel teneke. İşe bildiğini mi zannediyorsun ha? Lan var ya. Son bıçaktı. Tamam, devirmek zorundasın. Kanka mind game'i yedin, devirmek zorundasın. Alo. Düşersin böyle, devireceksin kardeşim. Oradaki yarım saniyelik yediğin mind game döner götünü tırmalar. Evet, purpo yine mutsuz. Bitin kırır daha. Şuna bir ana etkinliğe geçirmez mi ya? Vaa!
Ulan var ya, çok kötü denk geldi ya. Joga. Bir tane daha. Güzel. Gıcık bir katil yani. Teorik olarak baktığın zaman çok sinir bozucu ya. Loop anlamında falan böyle. Bir tinker daha yandı diyeceğim. Oo, onu bitirdiler. Bu da bitecek. Çok kritik. Aşağı atlamazsan senin için çok kötü şeyler olur. Güç patlamasını bir kullanalım artık ya, değil mi arkadaşlar? Tek. One shot one kill aldım Nancy'ye. Çok güzel. Bunu beyaza götürmedim ikinci asılışa diye. Umarım yanılmamışımdır. Tamam, doğru analiz. Doğru analiz baldan tatlıdır demişler arkadaşlar. Hangi mal demiş bilmiyorum ama o tarz bir şey söylenmiş diye duydum ben. Atladınız mı hanımefendi? O ne lan? Niye şuradan şöyle yol gibi şey gibi geldi o? Neyse iyiyiz iyiyiz arkadaşlar. Yani biraz kötü atıyorum bıçakları ama olur o kadar. Çok pratiğimin olduğu bir katil değil. Oranın şeyini mi değiştirdiler? Buranın da paleti gitmiş. Bir dakika bak. En sevmediğim şey bak. Şu fırlatmalı katillerde içime giren kurbanlar. En sevmediğim kurban tarzı ya. En sevmediğim. Şuraya şey gelmiş bak, çok güzel olmuş. Şuradan şöyle minnacık atlıyoruz. İki kurban kalınca oyuna bir şey oluyor bak, onu anladım. Ortam sessizleşiyor. Ne oluyor lan? Kurbanları bulamıyorum falan. Mensiciğimi de çok severim arkadaşlar, bilirsiniz. Geç geç geç, ana etkinliğe geç. Öyle bir yerde geçtim ki yani. Hayır. Nancy'ye çok ilginç bir şeyler yaptım arkadaşlar. Ne yaptım bilmiyorum. Bir şekilde önüne çıktım. Anlamadım ne yaptığımı. Adam attempt denedi, salıyor. Sen gidiyorsun adamı alıyorsun ya. Sana ne kardeşim? Eceli geldiyse ölsün gitsin ya. Bak adam salıyor işte, ne güzel. Sen şimdi ana etkinlik nanesini yemedin mi? Oğlum böyle bir özellik mi olur ya? Yaralıyorsun falan fark etmiyor yani hani. Normalde ne olur? Yaralayınca kurban hız boost'u kazanır. En azından biraz daha hani başka bir spota kaçma şansı olur. Bunda böyle bir şey değil ki. Açıkta yakaladıysan geçmiş olsun yani. Evet gençler, bu videoluk benden bu kadar. Bu şekilde hani farklı katil oynamak için değişik bir içerik çıkarmış olduk. Hem kendi aklımda olan fikirde hem de yorumlarda da görmüştüm yani. Öneri sorabilirsin falan diye. İbo'nun ya da Ali'nin hesabında video çekmeye başladığım zaman build önerileri de isterim ChatGPT'den. Onun önerdiği build'lere göre oynarım. Benim hesaplarımda tüm perkler açık değil çünkü. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.